Şu an Yeşilırmak üzerindeyiz. Bir tarafımızda Yeşilırmak, bir tarafımızda gördüğünüz gibi yemyeşil bir orman sonbaharın habercisini veriyor ama bu bölgede Çehit kasabamızın özel idare tarafından toplanan, Tokat özel idare tarafından toplanan çöp yığını 100 metre 50-60 metre civarında Yeşilırma ve ormanın içerisinde şu çöp halini görüyorsunuz. Burada iki tane duyarlı kadın arkadaşımız var. Buralı bu toprakların çocuğu yaz kışta burada kalıyorlar ve ben onlara soracağım. Bu soruyu gerçekten bir insan olarak ve bir doğa, doğa hayranı olarak da çok üzüldüğümü buradan söyleyebilirim. Hemen sözü Şerben abladan başlıyorum. Ee, Ala bayram. Ee, bayram. Ee, çok üzüldüm. Bu manzaraya çok üzüldüm. Bize böyle bir şey yapılmasına çok üzüldüm. Hı. Ya çok tehlikeli. Çok görüntü kirliliğinden geçtim. Hı. Hayatımız tehlikede. Yanı başımızda bir HES, burada bir çöp yığını. Hı. Bunu özel il idarenin yapması daha bir e Farklı bir boyutta bunun tehlikeli bir bomba şeklinde olması orman arazisinin içinde olması neden şehirleri bıraktık da Hüseyin Bey köye geldik buralarda yaşıyoruz doğal organik ortamlarda yaşamak için bu mudur organik ortam bu mudur sağlıklı yaşam ne söyleyebilirim ki daha evet, çok yani, üzgünüm. Sen, ne, Naci İskender, evet. Şimdi e, Cihat Kasabası'nın çöplerini Tokat İl Özel İdaresi alıyor aldıkları zaman çöpler buraya yıkılıyor, dökülüyor. Şu doğanın içinde bu çöp, 50 metre ilerde yeşildirmek, ama bu doğanın içinde bu atom bombası gibi yarın bir gün bizim doğamıza çok büyük zararlar verecek. Halkın duyarlı olmasını istiyorum, halka bırakıyorum. Yorum yorumu da kamuoyuna bırakıyorum. Göründüğü gibi zaten her şey ortada. Evet, sayın Sefer Bayraktar. Evet. Lütfen. Şey, hanımefendiler belirttiği gibi gerçekten çok vahim yani. Biz doğada yaşamak istiyoruz. Her şeyi doğa içinde yaşamak İstanbul'dan gelip emekli oldum. Ben geldim 36 sene çalıştım. Ben oradan gelip burada doğanın içinde yaşamak varken bu durumda gördüğünüz gibi bir pisliğin içinde yaşıyoruz. Bunun için yetkililerden rica ediyoruz. Buna bir çözüm bulmaları. Hatta şurasını daha önce belediye zamanında arıtma tesisi yaptılar. Bak burada duruyor böyle şey gibi yapılmadı yani. Bunu arıtma tesisi yapsınlar. Bir şeyler yapsınlar. Bunun için size de teşekkür ederim. En azından sesimizi duyurduğunuz için sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sevgili Sevgililer, konuştuk burada yaşayan dostlarla. Şu beton bina da aslında burası'nın bir an önce halledilmesi için yapılan bir yer ama maalesef yapılmadı, yapılmamış hale. Buraya tokat özel irade sahip çıkar, bu çöpleri doğan içinden kaldırır, koyabileceği yer neresi değiştireceği yer neresi ise hem doğayı kurtarmış olur, hem de insanları hem de börtü böceği kurtarmış olur. Yeşilir maa kurtarmış olur. Evet.